Nabersiniz kardeşlerim, ben Fantastixio. Gintama animesinin 5. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel bölümdü kardeşlerim. Sakamoto Tatsuma gerçekten büyük bir akıllı mı yoksa büyük bir salak mı? Her ikisi de olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bölüme 10 üzerinden 7.9 hatta 8.1 verebileceğim bölümlerden biriydi kardeşlerim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Katsuro'yla Neptün Shokaku arasında bir savaş vardı. Gorili Katsura felaket bir şekilde haşlamıştı. Bir önceki bölümde Katsura'nın geçmişini görmüştük. Neden ona Zura Janai Katsura dediklerini öğrenmiştik. Ve Katsura'nın neden lider olmak isteyeceğini, neden general olmak istediğini geçen bölümde tamamen ortaya çıkmıştı. Ve bu bölümde biraz Sakamoto Tatsuma ile ilgili geçmişinden bilgiler öğrenebildik. Sakamoto Tatsuma'nın neden tabanca kullandığını öğrendik. Gerçekten biliyor musunuz? Bütün anime boyunca hani aradan kaç sene geçti, seneler geçti, 5, 6, 7, 8 sene geçti aradan ve Tatsuma'nın neden tabanca kullandığını yeri öğrendik kardeşlerim. Hani ne kadar önemsiz bir bilgi olarak gözükse de bence onun önemi gayet büyük kardeşlerim. Çünkü Sakamoto Tatsuma tüccar biri olduğu için ve gemi kaptanı olduğu için hiçbir zaman gemisindeki insanları terk etme gibi bir huyu yoktur. Zaten bu bölümde biliyorsunuz kandırma ustası Hankai gemisindeki askerlerine Sakamoto'nun tayfasına virüs yollamıştı ve virüs sayesinde tayfasını kontrol altına almıştı kandırma ustası. Ama Tatsuma yılmadı, yıkılmadı. Nobunobu'yu bile kurtararak, koruyarak, Mutsu'yu bile koruyarak ki onların içine virüs girdiği halde onlara zarar vermeden bu olayı kapattı. Gerçekten çok güzel sahnelerdi. Özellikle bir ara ölümcül deneydeki gibi olması demesi gerçekten komikti. Hatta ölümcül deney serisini ben çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Bence çok başarılı bir seri. Bayağı eskilere dayanıyor hatta ölümcül deney serisi. Bayağı sevdiğim bir seri. Alice orada favori karakterimizdir hepimizin zaten. Zaten fazla bir karakter yok. Toplasan 3-4 tane karakter vardır. Alice harbiden çok sevdiğim bir karakter. Mijay'dı herhalde ismi. Rus'tu galiba ya. Öyle hatırlıyorum. Ama Rusça benzer bir isim vardı. Her neyse ya, Gintama tartışması değil. Ben gitmişim ölümcül deney tartışıyorum. İşte Gintama'nın parodi yaptığı yerleri görebiliyor musunuz? Gitti bir tane Hollywood filmine bile gönderme yaptı. Hani o derece büyük bir kitlesi var Gintama'nın. O derece böyle bir düşünürlüğü var. Gerçekten böyleydi. İlerleyen sahnelerde Nobume ve Tatsuma, Mutsu birlikte yürüyorlardı. Yukarıya koridorlara çıkmışlardı. Koridorda böyle en üstte şeyin üzerine, havalandırmanın üzerine çıktılar bir ara askerlerden kaçabilmek için. Çünkü askerlere zarar vermek istemiyorlar. Çünkü kendi adamları. Neyse bir ara Mutsu'nun götüne Shogun bakıyordu. O sahnede ona tekme attı falan. Oralar bayağı komikti. İstersen benim götüme bak diyor Tatsuma Shogun'a. Oralar da güzeldi. Ama bir sahnede Shogun Tatsuma'yı çözmeye çalıştı. Çünkü Tatsuma bir ara kendi uzaysal silahlarını falan kullanmaya çalıştı. Değişik değişik tarzda aletleri vardı Tatsuma'nın. Gerçekten aletleri çok komikti. Biri ağ atıyor böyle. Birini kendi kendilerini yakaladılar. Orası çok saçmaydı zaten. Anlamadım niye öyle bir alet ürettin sen. Bir ara pirinç aldı baktım pirinç yiyorlar. Ne alaka dedim. Ne alaka yani. Bayağı Tatsuma'nın sahnelerini seviyorum açıkçası. Kendisi tam bir beyni yakan bir karakter. Gerçekten beyin yakıyor açıkçası. Ama bu bölümde Tatsuma'nın rakibi kandırma ustası Hankai olmasına rağmen Hankai'yi doğru düzgün göremedik. Çünkü Hankai her şeyi kontrol ediyordu. Her şey kontrol altındaydı. Böyle garip bir tane makinenin içine girmişti ve makina her şeyi kontrol etmeye çalışıyordu. Bir ara Nobume'nin Shogun'un içine girdi. Shogun o ara kendi geçmişini hatırladı. Neden oralara geldiğini hatırladı. Mutsu bir ara kendi bedenini kontrol etti ve Tatsuma'ya yardım etti. Gerçekten o sahneler iyiydi. Hatta bir ara tabancadan mermi çıktığı zaman Tatsuma'ya gelen mermiyi elinde tutmuştu Mutsu. Gerçekten Mutsu'nun mermiyi durdurması onun ne kadar sağlam bir karakter olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Harbiden güzel sahneler vardı. Özellikle Shogun'un geçmişini göstermeleri, onun nasıl buralara geldiğini göstermeleri bence iyiydi. Ve Shogun'un Tatsuma tarafından nasıl desteklendiğini gördünüz mü? Bence Shogun kardeşlerim. Bunu bir teori olarak algılayın. Çünkü Shogun Tatsuma tarafından şu yanıtı aldı. Sen dedi bir kere dedi hükümetin başına geçtin ve bu görevi sırtladın dedi. Bundan sonra bu görevi sırtlaman lazım dedi ve böyle bir cevap verdi. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Shogun'a Tatsuma tarafından, Sakamoto Tatsuma tarafından, Gintoki tarafından, Katsura tarafından hükümeti sırtlama ve Shogun olma görevi verildi. Onun için Shogun'u koruyorlar. Neden Nobume'yi korusunlar zannediyorsunuz siz? Neden yani? Hiçbir sebep var mı ortada? Rehine olarak mı? Sizce Utsuro Shogun'u önemsiyor mu Nobume'yi? Emin olun umurunda bile değildir. Bunun sebebi buydu kardeşlerim. Gintoki'lerin böyle bir amacı var. Tekrardan Nobume'yi hükümetin başına getirmek gibi bir amacı var. Zaten fark etse Nobume biraz bizim tayfaya
biraz böyle Tatsuma'yı sevmeye başladı. Katsura'yı sevmeye başlayacak eminim ki. Çünkü arkadaşla önemsemeye başlıyor yavaştan. Neden oralara yükselemediğini ve insanların onu kullandığını falan hissetti. Gerçekten Nobumen'in geçmişini göstermeleri, biraz ondan bize ayrıntılı bilgiler vermeleri hoş olmuş diyebilirim. Ve Tatsuma daha sonra bir şekilde gemiyi patlatıyor. Daha doğrusu gemiyi patlatırken bile virüsü kaldırmayı başarıyor ve diğer tayfadaki arkadaşlar, diğer gemiler onu kurtarıyor ve gemiyi ayakta tutmaya başarıyorlar ve Tatsuma'nın sahnesi orada bitiyor ve daha sonra Gintoki ile Yıldız Savaşçısına dönüyor. Bato'ya dönüyor olay ve Bato gerçekten sağlam bir karaktermiş. Hatta eskiden İstilaya Direniş Savaşı'nda Tatsuma'nın kolunu yaran ve onun kılıç kullanmasını engelleyen Bato'ymuş kardeşlerim. Ve Bato bir ırkmış. Eskiden soyu tükenen bir ırkmış. Bu ırkın gözleri ve ağzı gözleri ve kulakları kapalıymış ve sadece aydınlanma denilen bu üçüncü göz sayesinde insanların düşüncelerini okuyabiliyormuş. Böyle bir nesilden geliyormuş Bato ve en iyi kılıç ustası olarak geçiyormuş evrendeki ve Gintoki ile bir savaşı varmış ve savaş İstilaya Direniş Savaşı'ndan yarım kalmış mı acaba, ki öyle zaten, çünkü bir ara gerçekten Tatsuma ile onu gösterdiler. Fakat benim anlamadığım sahne, Gintoki yerine neden farklı birine ve 300 yen muhabbeti harbiden komikti. 300 yen, 300 yenimi alan sen miydin diyor Gintoki. O da diyor hayır 300 yenini alan ben değildim. Hayır diyor 300 yenini alan sendin. Hayır diyor 300 yenini alan ben değildim. O başkası, yanlış kişi tanımışsın diyor. Orada böyle bir kelime oyunu yapmaları çok komikti. Gintoki'nin saçma sapan bir karakteri görmesi, Yıldız Savaşçı Baton'un da Gintoki yerine başka bir karakteri görmesi gayet başarılıydı. O sahneyi güzel çizmişler, güzel yaratmışlar, güzel kurgulamışlar. Halen bize makara yansıtıyorlar. Bu kadar olayın içinde halen bize makara yansıtıyorlar kardeşlerim. Ve Yıldız Savaşçısının elindeki kılıç harbiden Star Wars'taki kılıçlara benziyor. Hayvan gibi bir kılıç tutuyor ve Gintoki ile arasındaki savaş geçmişten devam ettiği için şu an yarım kalan savaşı devam ettirmeye gelmiş. Ve gerçekten çok sıkıntı olacağını düşünüyorum. Gintoki düşünmeden onu nasıl yenecek acaba? Gintoki düşünmeden onu nasıl yenecek? Bato çok sağlam karakter. Harbiden güzel bir savaş bizi bekliyor Gintoki'nin, ama Tatsuma'nın savaşı bitmedi. Bunu da aklınıza kazıyın. Tatsuma'nın savaşı da henüz tam olarak bitmedi kardeşlerim. Katsura'nın savaşı bitti gibi bir şey yani. Tam olarak bize göstermeseler de bittiğini düşünüyorum ben. Ama Tatsuma'yla Kandırmosu Sankai'nin savaşının bittiğini tam olarak düşünmüyorum. Bitmiş de olabilir ama olmayabilir. Ben olmadığını düşünüyorum en azından. Her neyse, yorumlarınızı eksik etmeyin kardeşlerim. Bu arada Shinsuke ile Umobozu yan yanaymış. Bölümün başında bize bir harita gösteriyorlar. Kim kimle, bize onu böyle yazmışlar. Üstüde Shinsuke ile Umibozu yan yanaymış. Katsura ile Shokaku yan yanaydı. Ve Gintoki ile de Bato yan yanaydı. Bize böyle dizmişler haritada. Shinsuke ile Umibozu yan yana ağrıyor. Ve Shinsuke bir sonraki bölümde uyanıyormuş kardeşlerim. Shinsuke uyanınca sizce neler olacak dersiniz? Bir fikriniz var mı? Kardeşlerim? Harusame'nin birinci tümen komutanıyla mı acaba kapışacak Shinsuke? Benim öyle bir kafamda teori var aslında. Shinsuke ya, bir Shinsuke'yi özledik. Gerçekten Shinsuke'yi özledik biz. Hepsini bir araya getirmek çok güzel olacak. Bu arada Umibozu ile Shinsuke vs mi atacak? Neden yan yana koymuşlar? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey yapmayın sakın. Sakın böyle bir şey yapmayın. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Umibozu ile Shinsuke'yi birbirine yan yana koymayın kardeşlerim. Lütfen. Buradan TV Tokyo sekti sesleniyorum. Ama zaten manga çoktan yazılmıştır. Her neyse, bu incelemenin sonuna geldik kardeşlerim. Beğenmeyi ve henüz tayfamıza değilseniz tayfamıza katılmayı unutmayın. Bugün gerçekten hastaneden falan geldim. Hastayım. Berbat bir şeyim. Yanıyorum. Ateşler içerisindeyim. Ama ve şu kulaklığın şurası koptu. Çıldıracaktım. 5 dakika önce harbiden sinirden kuduruyordum. Ama bir şekilde sakinleşip bunu koli bandıyla yapıştırdım. Bakalım daha ne kadar uzun sürecek. Artık bir dahakine kamera mı patlar, bilgisayar mı patlar, artık tavan mı çöker kafama, neler olur bilmiyorum kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Her şey sizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kardeşlerim. Zura Canay, Katsura'da.